Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi mükemmel bir mise en place hazırladım ve bugünkü yapacağımız cheesecake herkesin tarifini merak ettiği ve herkesin çok tükettiği San Sebastian cheesecake yapıyoruz. Ama bugün ben yapmayacağım. Ben elime hiçbir şey sürmeyeceğim. Bir konuğum var, mükemmel bir insan. Kendisi tam bir prenses. Selena'nın nazlısı ama bizim Dilara'mız. Onu buraya alalım alkışlarla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Ben de çok heyecanlıyım. Niye? Yani hayatında bileyim. Hiç cheesecake yaptın mı? Cheesecake yapmadım mutfağa ama... Mutfağa girdin mi? Girdim. Yumurta kırabiliyor musun? Kırarım. Evet. Böyle bir korkarak söyledin ama. Yapıyorum yemek. Ya yemek değil, tatlı. Tatlı yapıyorum. Benden iyi yapıyor mu, yapamıyor mu? Ya da gerçekten yumurta kırabiliyor mu? Bugün göreceğiz. Göreceksin. Çok merak ediyorum. Çok merak et. Gerçekten yaparım. Çok güzel kek yaparım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir gün yaparım istersen. Olur ama bu kek değil. Tamam, bu aynı şey işte. Bu cheesecake. Tamam, aynı şey. O da keki. Bak, metotları farklı. Her şey farklı. Tamam. Şimdi. Labne peynirimiz. Tamam. Öncelikle sana bir anlatayım. Hem bizi izleyenler de öğrensin. Tamam. Labne peynirimizi kitchenette'imize koyuyoruz. Az bir şey karıştırdıktan sonra pudra şekerimizi ekliyoruz. Daha sonrasında yumurtalarımız. Vanilya. Dur. Burkan Bey, ne oldu? Kremayı unuttum ya. Bir de çok biliyorum, bir ben atıyorum. Bu böyle kaldı. Ya valla rezil oldum şu anda. Hiçbir şey olmadı. Kremamız burada. Zaten aynen. Oradaydı da biz görmüyorduk. Hemen hallediyoruz. İstiyorsan ben internetten bakıp yapabilirim yani. Hani eksik malzeme var mı falan diye. Yok yok. Ha? Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Labne peynirimiz, vanilyamız, unumuz, pudra şekerimiz, kremamız ve süt reçelimiz. Süt reçeliye San Sebastian yapan çok az insan vardır ve ben de ilkleri Dilara'ya deneteceğim. Yumurtamız ve üstüne döküp yiyeceğimiz sütlü çikolatamız. Bunu nerede satıyorlar? Böyle ben hiç görmedim. Bunu mu? Ha. Bu kokmayacağım. Güzel kokar. Kokmuyor. Nasıl kokmuyor? Bu zamanlarda böyle kokmuyor mu? Ben korona oldum. Arkadaşlar, maskeye getirebilir miyiz? Merak etme, ben oldum korona. Geçmiş olsun. 2-3 ay oldu. Nasıl atlattın bari? Ya, belki ondandır çünkü olduktan sonra belli bir süre geçmiyormuş onun şeyi. Yok yok, sıkıntı yok. Yok, o belli zaten, sıkıntı olmadı ama. Evet, tüm malzemelerimiz bunlar. Şimdi Dilara'm, hiç MasterChef izledin mi? Ben çok sıkı takipçisiyim. O zaman beni de biliyorsun. Seni biliyorum. MasterChef izlediğin kadarıyla bunların hangisinin ilk oraya gireceğini tahmin etmen gerekiyor. Söyleyeyim mi? Evet. Labne. Ben bunu zaten anlatmıştım sana. Yemin ederim anlatmadı. Ben izliyorum diyorum ya. Anlattım ya. Anlattım, doğru söyle, ben size soruyorum. O dedi ki labnemiz var dedi. Ama tamam Furkan, bilmiyorum. İlk yapılacağını anlattım ya. Dur bekle, öyle olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Mise en place ne demek? Ben bunu çok merak ediyorum. Ne demek? Mise en place. Yalnız ön hazırlık. Hazırlıyor. Ha, ön hazırlık değil, ne aşçı yapıyoruz mise en place diye. Ya şimdi bu aşçılık terimleri. Saçımı toplamayayım mı ben? Mehmet Şef nerede? Azanlı yarışmaya çık. Git tamam. Mehmet Şef'i şuraya bir yere getirin abi. O şehrinde aa dur. Tamam, şöyle yapacağız ya. Bir dakika. Tamam. Hayır, olmaz. Ha, mutfakta toplayacak bir şey var mıdır ki? Yok, hayır. Çatal. Toplan yok mu senin? Yok, kaşık ver, ben toplayayım. Kaşık mı? Tamam. Buradan vereyim, dur bir dakika. Oha, tatlı kaşığı mı yoksa? Bunları mı toplayayım? Tamam, bak bu gayet şık, tamam. Ve güzel bir kaşık. Şunu bir dakika toplayayım da. Parmaklar ojeli mi? Kalıcı ojeli. Çıkmaz. Tamam, onu sildirmeyeceğiz zaten de. Bizim şeyi vardı. Eldiven ya, vardı, nerede? Kalıcı oje dökülmez. Kalıcı oje dökülmez ama. Fazla tırnağı düşün içine. Beyaz. Bu videoda doğabilecek sıkıntıları ben üstlenmiyorum. Yemek yapacağını biliyordun. Ojeyle geldin. Ben karışmıyorum. Ne yapayım? Kalıcı oje çıkartacak halim yok ki. Bak, çıkmaz mı? Bunlar yemek yapmaya uygun mu? Gıdaya evet, uygun mu? Evet, uygun.
Bak sağlık. Sonra yorumlarda bana döşerlerse. Hayır. Arkadaşlar Dilara'nın kendi YouTube kanalı var. Yorum atacağınız zaman ben onu direkt detaylara belirteceğim. Gidip oradan istediğiniz gibi yorum Dilara'ya atabilirsiniz. Tırnakların Sağlık Bakanlığı kabul onaylı. Şimdi labneyi boşaltarak başlıyoruz. Aha. Aa, ben sıçacağını hiç düşünmedim. Ya bu ne biçim kaşık Furkan? Tamam, o kadar sıyırmana gerek yok. Zaten çoğu döküldü. Alabilirim. İsraf ama. Öğretmediler mi? İsraf bunu değil, 10 gram yani. Zaten bunu kullanıp ne yapacaksın? MasterChef'te favorin kimdi bu arada? Söylemeyeceğim. Niye? Söylemeyeceğim. Çok merak ediyorum. Söylemeyeceğim. Vallahi merak küsersen ediyorum. Küsersen? Yok, küsmem. Niye küseyim? Barbar olsun. Yok, niye küseyim ki? Ben Barbaros'u... İlk başta Uğur'du. Uğur eğlenince çok üzüldüm. Sonra ilk başta Barbaros'u Uğur'u çok destekliyordum. Açık söylemek. Yani Barbaros'u da ikinci oldu zaten. Bence i̇kinci gayet oldu. İyi başarı evet. Yani. Zaten tam açıklanmaya yakın sinirlendim. Gittim odamı izlemedim. Niye? Açıklanmaya yakın niye sinirleniyorsun? Açıklanmadan niye sinirleniyorsun ki? Hayır, anladım. Son Somer Şef'e çıkıyordu herhalde. Son yaptığı tabak, evet, Serhat'ın tabağına göre bir tık... Sıkıntılı oldu. Umut yap, ben anlamadım ya. Sinirlendim bak. Barbaros'a da buradan selam söylüyoruz. Selam Barbaros. İzleyince zaten ben onu söylerim bak sana sinirlenmiş diye. Şimdi dur. Onu kapatıyoruz. Alayım. Bu çok sert ama bozuk. Şişt, dur. Tamam. Bozuk ama. Şimdi benim mutfağıma gelen insanın ekipman sıkıntısı yaşamadan buradan gitmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü burası benim mutfağım. Bir dakika. Bu ama olmayacak bak gör. Hemen çözeceğim. Ha. Ya. Bu kadar basit. Anlayacağım. Ben... Kaçta açıyoruz şefim? Şimdi 3-4 ayarı iyidir. Üstüne gelmez ya, merak etme. Hı-hı. Çok ses yapıyor be bunlar. Ya şimdi... Elimle karıştıracağım diyorsan vallahi bak kapatayım. Yok. Gerçekten çikolatalı falan var. Aa, hiç yok. Sıkıntı olmaz. Ben böyle okeyim yani. Şimdi bunu çok fazla da karıştırmak olmuyor. Niye olmuyor hemen anlatayım. Bıcıklaşıyor. Evet, bıcıklaşıyor, suyunu salıyor. Ve bunu hemen karıştırmadan, çok fazla sulanmadan önce sana bir pudra şekeri takdim edeyim. Ve pudra şekerini koymanı isteyeceğim. Evet. Hepsini. Hı-hı. Evet. Hepsini. Evet. Bir dakika ben sana... Evet, pudra şekerimizi labneden sonra ekliyoruz. Ama elemiyor muyuz şefim? Biz onu eledik ama yine topaklaşmış herhalde. Bence. Şefim yani, olmuyor öyle. Bir dakika, o zaman dur şöyle yapalım. Hop, tamam. E sen yakalıyor ya, hiçbir şey bilmiyorum falan yok yani. Yapmış daha önce, ben biliyor. Ben nasıl şefe mi katılsam? Sokalım seni sineye. Olur valla. Ama kovulma bak. Neden? Bu ojeli tırnaklarla, açık saçla... Aa, ben ojesiz yapamam. Meme şefe söylersin vallahi, ben anlamam. Ben iki defa kovulduğum için tecrübeliyim. Dışarı çık. Hemen çık. Biliyor musun? Çok üzülmüştüm, biliyor musun? Yemin ederim. Hangisini? Elendiğinde çok üzüldüm. Benim de çok gözlerim doldu dedim. Bu çocuk nasıl üzüldü? Bak sen buraya sevdiğin... Ama sana komplo kurdular var ya, ben söyleyeyim. Bak birileri kurdu, ben anlatacağım sana sonra. Yo, anlat. Ben hissettim orada komplolar. Yok, söylemem. Yediler yani seni. Peki hangi kovulmamla üzülmüştün? Çok merak ediyorum. Bir tane vardı. Ne yapmıştın ya? İzlememiş. Üzülmüş. Hayır, ben yemin ederim her gün bak. Takipçilerime sor, MasterChef sorusu atmadığım gün yok. Elendiğimi hatırlamıyorsun. Elendiğini hatırlıyorum. Abi elendiğimi... Hangi yemekten elendiğini hatırlamıyorum. Hangi kovulduğumu, pardon. Bir şey yapamamıştın yetiştiremediğin için. Ha, tamam. Tamam neyse, boş ver. Hatırladım. Ha, nasıl yetiştiremedin sen de onu yani? Ya o gün ne oldu biliyor musun? Herkes yaptı, sen nasıl yapamadın? Şey oldu, kafam biraz dalgındı. Komple kurunca o planlamayı ayarlayamadım. Mesela sen bunda, ben sana diyorum ya şunu koy. Bunda 45 dakikaya yayıyorsun kafanda. Eğer bir yerde bir hata yaptığın zaman o komple gidiyor. Bende de orada öyle bir şey oldu. Ama nasıl yani ya? Çok saçma, yapamamak çok saçmaydı ya. Televizyon izlerken nasıl böyle çok basit gözüküyor değil mi? Kolay zaten yani ki. Yaparsın yani. Elbet yapılır. Ben çok sinirlenmiştim yani, cidden Furkan elenmene. Giderim yaparım diyorsun ha? Ya harbiden yaparım. Ya benim elim lezzetlidir. Ben buna inandığımdan dolayı. Abi el lezzetine bakmıyor işte olay. Sen orada yarım saatte yemeği yapabildin mi, yapamadın mı? Dilara orada onu çıkartabildin mi, çıkartamadın mı?
Şimdi Selena'ya benzemiyor o, böyle pıs pıs bir şeyler bir şeyler. Selena deyince böyle üç defa Selena deyince çıkmıyor oradan yani. Selena farkında belki şampiyon oldum, belki eğlenmezdim senin gibi. Üzüldün mü çok eğlenince? Ben mi? Çok ağlattın değil mi? Ben öyle her şeyde ağlamıyorum ya, merak etme. Hayatımda ağladığım nadir anlardan biridir, ikizler. Ay. Baş belası diye geçer ama. Baş belası. Bir gülüyor bir ağlıyor ondan böyle. Evet yani olabilir. Şimdi ne yaptık? Pudra şekerimizi koyduk Furkan Şef. Evet. Labneye. Şimdi bak çok severim ben yumurta yıkamayı. Ben yumurta yemekten nefret ederim biliyor musun? Ama yumurtayı farklı yiyeceksin. Yumurta yemeyeceğim. Şey yani sadece yumurta yemeyeceksin tabii. Sıkıntı içinde yiyeceğin için. Şimdi şöyle yapalım. Yumurta yemem yani çünkü. Ayıklamaya başlayabilirsin. Ayıkla derken. Ha, sarı beyaz. Sarı beyaz değil. Şöyle bir durum var. Bütün ayıklayacaksın. Yani şimdi ben sana güvenip de hepsini buraya kır dersem sen bunun içinde şey yumurta kabuğu kaçırırsan tüm malzemeyi çöp etmiş oluruz. Niye alırız çatalla? Bunun için alamaz. Ha bunun için alamaz. Tamam. Hepsini buraya kırıyorsun. Sonra ona ekliyoruz. Neyi ayır dedin sen bana burada? Ayır demedin mi? Ayır dedim. Ayır dedin. Tamam özür dilerim. Ayıkla. Ayıkla. Ayıkla evet. Ayıkla. Evet Selena'dan sonra ne yapıyorsun? Hiçbir şey. O ne? Bu ne? Bunu kimse görmez ya. Bir de MasterChef'e çıkıp orası kolay değil. Yumurta yıkmayan ya. Mehmet Çek de buradaki bunu görecekti zaten değil mi? Tamam dur ben hallettim. Evet. Yarışma bak sana bitiyor. Yarışma esasında onu belli edersen kaybedersin. Çaktın diyeceksin devam edeceksin. Kaçarsa kaçsın. Ben neler yaptım neler senin haberin olsa. Tahmin ediyorum kameranın zaten. Kameranın da görmediği yerler oluyor biliyor musun? Bir şey merak ediyorum. Böyle elinizi kaldırıyordunuz ya. Evet. Böyle kamera dibinize kadar sokuyorlardı değil mi onu? Şimdi şöyle oluyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Yapalım abi hemen. Kameraman orada geliyor. Kaldır ellerini. Bak böyle. Abi nasıl gülmezsiniz? Ama bak şey oluyor zaten 45 dakika boyunca ölmüşsün ya bitmişsin sıcak terlemişsin efor sarf etmişsin sonrasında zaten gülecek halin kalmıyor ki. Yine de insan güler yani. Artık kafan şeyde oluyor elemeğe mi gideceğim yemeğim geçecek mi beğenilecek mi takım kazanacak mı? Aha takımlar var ya. Hadi senin sen... favorin kimdi? Yani. Hiçbir şey olmadı. Tamam orayı sileriz. Şey mi bıcıklı? Furkan bıcıklı. Ya bıcıklı diye yumurta çeşidi mi var ya? Allah Allah. Sana en kaliteli malzemeyi yığdım önüne ya. En kaliteli bak. Nereden aldın bunları? Kremasına. Metrodan aldım. Kalitesiz demek ki. Metro. Ama yani olabilir. Yumurtayı nereden aldın da bak. Yumurtayı biz üretmiyoruz. Benim favorim kimdi? Vallahi ben elendikten sonra... Bak gözünü seveyim bir durma. Aa nerede? Yemin ederim görmedim. Çek mi yiyeceğiz, yumurta kabuğu mu yiyeceğiz ya? Bak hızlı yaparsam hiçbir şey olmayacak. Bu yavaş yaptığından dolayı. Yap. Vallahi merak ettim hadi yap. Biraz daha kır da hepsini dökersin içine. Kabuklarını at direkt yumurtaya boş ver. Bak hızlı yapınca olmuyor bak. Tamam yap. Gitmedi. Vallahi gitmedi. Ben sana demedim hızlı yapınca gitmiyor diye. Tamam geçer not aldı onları alalım. Benim favorim elendikten sonra Emir'dim. Ha, Emir, evet. Yani. Emir'i ben istiyordum ama. Ya Emir de sadece şey yemeklerinde ne? Güzel yapıyordu. Ne yemeklerinde? Elemeye gelince hiç güzel yapmıyordu. İmza yemekleri bir tek güzeldi. İmza yemekleri mi? Evet. İmza yemeği yapıyordunuz ya hani elemede. Zaten orada şef dediğin insan orada belli oluyor. İmza yemeği nedir? Kendi tabağındır. Kendini yansıttığın tabaktır. Tamam ama hiç elenmeyecek yerde güzel yemekler yaptı. Eleneceği yerde çok kötü tabak çıkardı. Anladın mı? Ya o kısmet, o Allah'ın şeyi. Yoksa ben de elenmezdim zaten. Kesin öyle dedi. Elenmezdim abi, ben niye elendim? Bir yerde tabak yapamıyorsun, görmüyorsun. Ama sana pastacı dediler, sen ondan elendin, ben söyleyeyim sana. Vallahi şu an ne yap? Yine tatlı yapıyoruz. Evet, biz şey yapsaydık ya Arda'nın mutfağı gibi, sen söyleseydin ben yapsaydım. Öyle oluyor zaten. Tamam hadi tutalım.
Çırpmayacaksın, onun içine dökeceksin, o çırpacak. Ha. Seni yormamak için normalde tabii. Ellerinizde kitchenette yoksa el mikseriyle birlikte labnenin içine aynı aşamaları tekrarlayıp el mikseriyle bunu çırpabilirsiniz. İlla bu makinenin olmasına gerek yok. Yani biz imkanlar dahilinde kullanıyoruz. Yardım edebilirim. Şu ruloyu da ne kullandınız orada be? Nerede? Ha, değil mi? Böyle. Ben bu içim acıyor diye yemin ediyorum. Diyorum ki bunlar ödemiyor ya kullanıyorlar. Yaptım. Vay, öğrenmişiz. Bizde de var bundan. Tam duruyor. Hepsini mi? Yani zahmet olacak. Evet, yumurtamızı ekledikten sonra bir dakika kapatma. Şimdi pudra şekerini karıştırdıktan sonra diğerlerini şey yapmaya gerek yok. Bunu da ekleyeceğiz. Bunu da ekleyeceğiz. Anladın mı? Peki bunu evde olmayanlar ne kullansın şefim? Evimde benim bu yok. O ne? Süt reçeli. Evinde bu yoksa kullanmasın. Ne fark eder? Tadı değişecek mi? Tabii canım, bu tat değiştiriyor ama yine de kullanmadığı zaman da çok aşırı bir etkeni olmuyor. Pahalı bir şey mi peki bu? Yok, çok pahalı bir şey değil. O zaman herkes alabilir. Yani fiyatını bilmiyorum, bakmadım da. Yine de öyle ahım bir pahalılığı yok yani. Dur bekle dur, acele etme. Ya ben de öğreneyim diye yapıyorum yani. Öğreniyorsun da onu doymadın ya MasterChef'te bunu kapatmaya. Ben kapatayım. Tamam kapat. Allah için sen kapat. Hayır. Olur ya. Hayır kapatmayacağız. Tamam lütfen. Ben yapıyorum. Hayır kapatmayacağız ama bak daha bunları ekleyeceğiz. Tamam. Doymadın diyor makine kapatmaya. Sanki hayatımız makineyle geçti ya. Nerede senin pürmüzün? Dur ya onu da. Pürmüzüm nerede biliyor musun? Nerede? Bugün pürmüz yok deme bana. Valla pürmüzle yapacağım. Bugün pürmüz yok deme bana. Aa dur. Neyse dur onu halledeceğim. Ben senin gönlünü alacağım. Bir dakika. Ama ben pürmüz kullanmak istemiştim. Sen kanalın adına pürmüz Furkan yapacaktın. Niye böyle bir şey yaptın? Şimdi bak sen bunun içine kremayı da koy. Ben geliyorum. Pürmüz mü bulacağım? Evet. Hokus pokus yapacağım. Çok mutlu oldum. Evet. Kanalımın vazgeçilmezi ve benim de vazgeçilmezim pürmüz. Tanıştırayım kendisini. Kendini yakma. Oyuncak değil. Çok fazla da oynama. Ben kullandım mı bir kere? Kullandın mı? O zaman tecrübelisindir. Kullanmadım. Onu oraya takıyoruz ve karıştırıyoruz. Bunu ne zaman kullanıyoruz böyle üstünü mü yakacağız? Onu kullanmayacağız ya bugün. Ya Furkan. Vallahi kullanmayacağız. Şöyle yapalım. Bir yere yapalım. Şunu eritelim. Onu yakarsın şöyle ki. Böyle eritelim. Ha. Şöyle eritelim. İlla çok da kullanmak istiyorsan bir şey ayarlarız. Buna içi boşmuş. Ya gazı bitti. MasterChef'ten sonra pürmüz alacak. Oradakileri çalsaydın. Oradan aldım zaten. Elenirken izledim diyor. Elenirken hayır bir tane aldın da yani. Onu tamam gördüm. Bu işte o. Ya bu anısı var diye ben bunu değiştirmem. Giderim yenisini alırım. Git set ziyaretine oradan bir tane daha alırsın. MasterChef Junior'a gidelim. Kır. Kaç. Sonra üstümü kirletti. Öyle oldu böyle oldu dinlemem. Bu böyle çalışsın. Selena'dan sonra ne yaptın sen? Selena'dan sonra ne yaptım? Selena'dan sonra büyük bir ara verdim. Niye büyük bir ara verdin? Çünkü okulum vardı. Selena zamanında doğru düzgün okula gidemedim ben. Okulunu aksattın yani. Bir dizi için okulunu aksattın. Aksatmadım. Eğitimini aksattın. Böyle şöyle aksatmadım. Yani şöyle oldu. Sürekli setlere gidiyorduk ve ben doğru düzgün bir arkadaşlık kuramadığımı hissettim. Okul arkadaşı olamadığımı hissettim. Çünkü işte okula gidiyorduk, çıkıyorduk, sete gidiyorduk. Ders arasında bir bakıyordum, kapı çalıyordu. Hocam biz geldik, ben çıkıyordum, sete gidiyordum. Tamam, insanlar Dilara'yı dışladığı için Dilara o şeyi, seti bırakmış. Dışlamak mı? Şimdi sete gidiyorsun. Hayır, seni dışlamışlar. Ha. Okul arkadaşın yok diyorsun. Yoktu. Okulda okuyan bir insan sete gidip gelen insana ne yapsın? Zaten der bu dizide oynuyor, filmde oynuyor. Beni havalı görüyorlar. Ha, işte onu demek istedim. Şöyle bir insana benziyor muyum ben? Yani. Yemin et.
işte. Yani böyle dışarıdan baksan çok havalı dersin. Gerçekten ama mi? Yok yok, şaka yap. Normal. Yani havalı denilecek bir durum yok. Gösteriş seven bir insan değilsin bence. Hiç değilim. Sonra işte Instagram böyle bir profiline girin bakın, seviyor mu sevmiyor mu, siz değerlendirirsiniz. Şaka mı yapıyorsun? Evet işte böyle. Ben boğa burcuyum, çok küserim bu arada. Gerçekten çok küserim. E tamam, küseyim de biz yarım saat sonra tatlıyla gönlünü alıyoruz. Yiyeceğiz mi? Yemeyeceğiz mi? Ben seni buraya sadece yapmaya mı çağırdım? Aa, yemek yedirmeye de çağırdım aynı anda. Eve de götürebilir miyim? Ben yaptım diyeceğim. Evet, şimdi şu kenarlarını da bir alalım da. Bir şey yaptınız mı hiç San Sebastian MasterChef'te? Yok. Ya bu tatlının dolapta bir gün dinlenmesi gerekiyor. Yani biz orada yapsak imkansız ki yetişmez. Yani bu hızlı soğutucular var mesela, onu atardık 2 saatte falan anca soğurdu. Ya sıcak sıcak hemen dolaba attığın zaman güzel olmuyor. MasterChef'te mavi takımın bir tane oyunu vardı. Çikolata fabrikasına gitmişsiniz. Orada sen olmasan kazanamazlardı. Şimdi bunu söylüyorum. Sen olmasan asla kazanamazdın. Hiçbir şey yapamadın. Ben o hafta eğlendim galiba ya. Hayır o. Evet, seni yazmışlardı. Ben dedim ki ben olsam hayatta yardım etmem dedim. Gitti hepsine tek tek yardım etti. Hepsini de yaptılar, siz kazandınız. Ama şöyle bir şey var. En yakın arkadaşın kim var? Emir. Hı? Yok senin. Senin. Benim değil. Senin. Günay. Günay. Günay'ın kaptan olduğu bir takımda, yani takım seni yazsa bile sen ona yardım etmek için yani o oyunda çalışmaz mıydın? Ya çalışırdım tabii. O zaman, ama o zaman, yine o zaman, de o zaman. Yani. Ya bırakacaksın işte böyle dışarıdan. Gidip Emir yazmayacaklardı orada da. Orada biri yazılırdı, ben söylerdim sana. O zaman sen elenmezdin işte. Ya biz yazılır yazılmayız mantığı yapmadık. Yani girdik oyunlara, artık bahtımıza ne çıkıyorsa öyle yazıldık yani. Strateji yapmadın mı hiç? Ben mi? Açıkla. Hiç Emir'le demedin mi bunu yazalım Emir? Demedin mi? Dedin. Bak. İnanmıyorum. İnanan varsa aşağı yazabilir arkadaşlar ama ben inanmıyorum. Bak şunu dedik, yemin ederim. Biz eğer dedik birbirimiz yazmazsak dedik büyük linç yeriz dedik. Ve o oyunda ikimiz kaybetmiştik. Bir hafta ama hatırlamıyorum. Dedim ki kanka dedim ben seni yazacağım dedim. O da dedi ben seni yazacağım dedi. Öyle pat pat birbirimizi yazdık. Hatta o zaman şey yapmıştık. Arkadaşın yazıyor diye ben ona şey yapmıştım. Gönderme yapmıştım. Bir ara bu kavgalı gibi göründüler ama strateji bu da bak. Bak gülüyor oradan. Ben bir ara ayrı duruyorlardı falan. Bu Barbaros'a anlatıyordu işte şöyle oldu böyle oldu. Ben var ya izliyorum. Sen ben daha takipçi. Aa onu unuttuk biz ya. Bunu eriteceğiz dedik. Evet onu eriteceğiz. Ben bir su koyayım. Sen de fırında şey var. Yağlı kağıtla tepsi var fırında. Fırın aşağıda orada. Bunu mu? Buradaki fırın mı? Evet evet. Seni iyi olmamak için ben içine zaten gelmeden önce hazırladım. Furkan bu fırın sıcak he. Kullandık. Burası sabahtan beri çalışıyor. Onu tepsiyle birlikte alman lazım. Tepsi çok mu sıcak? Neydi sizin bir önlüğünüz vardı yanınızda? Ne? Bir hep omuzunuzda tutulan önlüğün adı ne? Torşon. He? Torşon. Torşon. Hı-hı. Turşu gibi o ne öyle? Torşon. Yani sen mutfak torşon malzemesini bilmezsin. Ben de makyaj malzemelerini bilmem mesela. Herkesin kendine göre yani uzmanlık alanı. Yani mutfak havlu desem anlarım. Ne atraksiyonu yaratıyorsunuz ki? Torşon farklı bir şey ama. Mesela torşon. Onlar özel oluyor. Yanmaz oluyor. Yanmıyor. Hayır yok. Hem yanmaz oluyor. Hem de daha dayanıklı oluyor. Hayır. Islandı. Hı? Islandı. Hiçbir şey olmaz. Hemen de kızıyor ya. Özür dileriz. Vallahi. Burada bekleyeyim istersen. Parçalarım kendin yaparsın. Yo bitti. Bir şey yapmayacaksın ki zaten. Bunu koyacaksın. Onu eriteceksin. Buna böyle bir daha yapmayacaksın. Kaşıkla karıştıracaksın. Sonra içine koyacaksın. Yo çikolatayı en son koyacağız. Hı. Bekliyorum. Ben bunu dökeceğim. Evet. Yok tamamdır. Sonra bana şey yaparlar. Sen nasıl insansın Dilara'ya yardım etmedin. Hiçbir şey yapmadı ki. Evet. O çok ağır oldu. Yok şey sonra. Sallayayım mı böyle? Neyi? Yani biraz sallasan daha iyi olur bizim için. Ay Furkan taşıyor. Dur bekle. Tamam. Ne olacak? Dur. Taşmaz ya. Dur merak etme.
Taşmaz. Çok biliyor ya. Allah aşkına. Bırakırım bu şok diye bakıyorum. Bırakırım böyle görürsün zamanında. San Sebastian değil, süzgeci yersin. Sen nerede okudun? Aa, benim sorunum değil. Seni sakardım. Sen hangi okulda okudun? Etiler Turizm Otelcilik. Turizm Otelcilik'te aşçılık mı öğretiyorlar? Adı üstünde. Turizm Otelcilik nedir? Aşçılık nedir? Turizm sektörü. Hizmet sektörü. Hmm. Ben de orada aşçılık okumuştum. Sonrasında tabii üniversite okudum, bıraktım falan filan. Öyle biraz değişik şeyler oldu. Tamam alayım. Bitti. Olay bu. Okey. Şimdi bunu fırına atacağız. E çikolata ne oldu? Çikolatanın altını açtım ben. Ne oldu? Öyle. Sen ne okudun? Moda tasarım. Yani belli oluyor ufak tefek. Yani derken... Yani derken... Çekime... Siyah giyinip bana nasıl yani diyebilirsin şu an? Çekime geliyorsun. Moda tasarım okuyan birisi burayı kombinle gelir. Hayır yani böyle ojeli, tırnaklı, makyajlı, ne bileyim. İyi küpen yok bak. Küpen yok. Moda tasarım okuyan bir insan mutfağa geliyorsa mutfağa uygun giyinir. Mutfağa uygun giyineyim. Ha öyleli. Ben de hiç güzel giyinmemişsin anladım. Yok. E ne giyecektim ki? Tulum bulum giyseydim değil mi? Aa olabilir. Ay keşke tulum giyseydim. İşte. Şimdi bunu biz fırına atacağız. Tamam zaten sıcak. Getireyim mi? Dökmezsin değil mi? Hadi bakalım getir. Hadi ne oldu? Şöyle şefsin, böyle şefsin. Master şefe çıksam. Şefim açıl. Diyorsun ki açıl, dur, açıl, dur. Açıl, 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 açıl. Tamam gel. Bu ne? Bir dakika sen bana ne? Sen yemeyeceğim ben. Üst, 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 üst. Bu ikisinin arası. Aynen. Evet. Ay. Tamam. Ay. Dur. Bu kadar sınır. Hayır tamam. Bırakma bak tamam, şurası tamam, olur. Tamam bırak 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 sakın, bırak bırak bende. Sakın sakın sakın. Dur ya yavaş. Biraz nazik olman gerekmiyor mu ya? Tamam. Okey. Şimdi 25 dakika boyunca tatlımız fırında bekleyecek. O arada bu da eriyecek. Çok erken bunu eritmek için. Nasıl erken? Erken değil mi? Ona sen değil, ben karar veririm. 25 dakikada erir zaten. Ya ama altı kısık da. Yani yavaş yavaş eriyecek zaten. Ha. Çok hızlı erimeyecek. Mikroya biz... atınca da eriyor. Biliyorum. Ama biz buradan... Yani görüntü olsun. Mikro, herkesin evinde mikro var mı? Hayır, yani şey dersin, yanlış bir bilgi dersin diye söyledim. Yok yok, biz zaten iş yerinde mikroda eritiyorduk. Böyle uğraşmıyorduk. Aa. Şimdi biz fırında ürünümüz kızarırken... Biraz sohbet edelim, çay içelim, kahve içelim. Piştikten sonra sizlerle birlikte tekrar burada görüşeceğiz. Evet, şu anda San Sebastian'ımız fırından çıktı. Bakıyorum Dilara çok güzel yapmış, benden de iyi yapmış, mükemmel yapmış. Sadece biraz üstündeki... karamelizasyon oranı bir tık fazla olabilir. O da fırından kaynaklı. Her fırına aynı etkiyi vermiyor. San Sebastian'ın normalde dolapta bir gün dinlenmesi lazım. En iyi şekilde tüketebilmeniz için ve fırından çıktığında otomatikman bu şekilde sallanacaktır. Ve bu dalgayı görmeniz gerekiyor. Ama şimdi Dilara o kadar gelmiş. San Sebastian'ı yemen yapmış. Ha bir de şeydi hani. Biliyordum ben şey. İstedim öyle şey olmasını. Ne olmasın? Ben yanık seviyorum. Yok, yok. Ben Dilara için bu sabah yapmıştım Dilara gelmeden önce. Ve Dilara'ya buradan San Sebastian vermeden yollamıyorum. Ve kendi yaptığım San Sebastian'ı böyle çıkartıyorum. Dilara'nın önüne sergiye koyuyorum. Çok bunu iyi. Da arkaya dinlenmeye alalım. Ay pardon. Yaptık vallahi şey çok, oluyor. Çok iyi diyorum. Değil mi? Şimdi onu sana var ya... Bir güzel tabaklayacağım. Aşıracağım. Birlikte yiyeceğiz. Tamam. Şunu tutabilir misin? Kutuyu sakladın değil mi? Hangisi? Başım ama. Ucuna gitmedi. Tamam. Neden?
Sıcaksa elim yanmaz mı? Suyunun gelmemesi lazım. Yok, elin yanmaz ya. O kadar sıcak değildir. Şimdi çikolatamızı sıkma torbasına alıyoruz. Su geldi falan neyse. Şöyle kalsın. Alayım. Mükemmel San Sebastian denemesi için hazır mısın? Ay hazırım şu an, çok heyecanlandım. Buyurun. 2. Buyurun. Çatalımız. Bıçağınız. Ama şimdi onu... Neyle keseceğim? Kesmem lazım. Ben bunu bir keseyim. 2 dakika içinde buradayım. Bekliyorum. Evet, dilimledik. Ve şu an yemeği hazır. Bunu da buradan kaldıralım. Şimdi altında bir tık yağlı kağıt var. Yalnız şeflerin önüne o yağlı kağıtla çıkamazsınız şefim. Ya biliyorum da şimdi... Hep bir bahanesi yok mu? Bahane sunmuyorum. Sadece belirtiyorum. Evet. Allah. Bir dakika, şunu da şöyle alayım. Şöyle. Tamam. Bu MasterChef'teki bıçağın mı? Bu mu? Hmm. Yok, hayır. Bu benim kendi bıçağım. Bundaki önemli nokta ne biliyor musun? Hı. Ortasının şöyle krema kıvamında olması. Yani böyle mesela bak şu an pürüzsüz bir güzellik var. Bu pürüzsüzlüğün çıkması gerekiyor ve pütür pütür olursa yumurtayı pişirirsen güzel bir tat alamazsın. Yumurta tadı gelir. Anladım. Dur, seninkisini de şöyle bir düzeltelim. Evet, bence benimkini niye bozdun? Dur, düzeltiyorum. Evet, şimdi çikolatamızı sıkalım üstüne. Ay çok iyi. Hijyen ya, hijyen. Ama kendini yiyeceğin için sıkıntı yok burada. İyi, seninkini tükürmedim. Yo, daha var zaten, hiç sıkıntı yok. Çok iyi oldu. Kafe mi açsan? Kim, ben mi? Ya düşünüyordum. Vallahi çok düşündüm. Ama pandemi var ya, pandemi çok etkiliyor yani. Açsan kimse gelmeyecek, göremeyecek, bir şey yapamayacak. Yani bir işe yaramayacak daha doğrusu. Aç ya, geliriz. Ama bu daha çok erken ya benim için. Yani öyle düşünüyorum. Çok çok iyi oldu. Ne düşünüyorsun? Bir tadına bakmanı. Mükemmel. Bak, öneririm. Tadına bakalım hadi. Ya bir şey söyleyeceğim. Hı? Story çekelim. Hadi çekelim. Çok güzel gözüküyor. Hadi çekelim. Yayını kestiriyor ya bana. Story çekelim diyor. Dur çekelim. Dilara. Çok güzel yaptın. Şimdi ne yapıyorsun? Story fastımız bitti mi? Bitti. Bitti. Tamam. Artık yiyebilir miyiz? Ne kadar zahmetli çıktı ya. Hiçbir şey yapmadı. Bir de gelip burada story atmak için yayını kestiriyor. Keşke ben yaptım yalnızlıydım. Abi mükemmel ya. Gel ortak kafa açalım. Ortak mı? Bundan sonra mı? Bundan sonra. Çok iyi. Bu tarif kesinlikle deniyorsunuz. Gördüğünüz gibi Dilara'nın mutfakta hiçbir işi yok. Gider 40 yılda bir şeftalili kek yapar çıkar. Dilara bile bunu yaptıysa siz haydi haydi yaparsınız. Kesin tarifi altta detay olarak geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.